Dernek başkanlarımızın sizlerle işbirliği ve ortak projeler çalışmanın için ne kadar bilinçli, istekli ve arzulu olduklarını bir kez daha ortaya koyduğunu düşünüyorum. Beraber iş yapacağımız zaten vatandaşlarımız, insanlarımız şu anda bizlerle beraberler. Bizim doktorlarla olan bu etkileşim anlamında önce birinci ayak Serdar Bey'in bahsettiği ortak projeler, ortak çalışmalar, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi. İkinci ayak olarak da hem başkonsoloskanlı eğitim müşavirliği boyutundan biraz daha konuya geniş bakarsak, bizim toplumumuzun, gençlerimizin eğitiminde ve bilinçlenmesinde doktorlarımızın daha fazla rol alması. Ben kastımız şu, mutlaka sizler çağırdıklarınız zaman, derneklerimiz sizleri çağırdıkları zaman doktorlarımız sizlerle beraber olacaklar. Konuları size anlatacaklar, sosyal sağlık sektörü, sosyal güvenlik sektörü sorulara hep cevap verecekler ama bunun dışında o tarz toplantılarda, o tarz bir araya gelinen faaliyetlerde gençlerimizin de dernek temsilcilerimizin motivasyonuyla ittirmesiyle orada olmasını istiyoruz. Karşılarında doktorlarımızı, özellikle bir kısmı doğma büyüme Fransa'da yaşamış, Fransa sistemi içerisinde yetişmiş ve Fransa'da doktor olarak, Türk doktor olarak belli bir yere gelmiş insanları gördükleri zaman bizim doktorlarımız gençlerimiz için aynı zamanda bir rol model ortaya koyacaklar. Biz bunu en son kariyer günleri toplantısı yaptığımızda Karadenizler Trabzonlar Derneği Başkanı Sayın Bülent Bey de sağ olsunlar orada bizi çok güzel ağırladılar, çok güzel bir organizasyon yaptılar. Doktorlarımız orada bizle beraber oldular, diğer sektörlerden vatandaşlarımızla beraber. Amaç vatandaşları bilinçlendirmek, ikinci olarak da gençlerimize geleceğe yatırım yapmak. Gençlerimizin karşısında biz ne kadar çok başarılı, belli sektörlerde, belli yere gelmiş insan çıkartabilirsek, gençlerimizden taleplerimiz, isteklerimiz ve onlara vereceğimiz motivasyon o kadar büyük olabilir. Bu anlamda da doktorlarımızın varlıkları ve onların bir vakıf, bir dernek çatısı altında bir araya gelip kendi isteklerini, şeklerini, çalışkanlıklarını ortaya koymaları ayrı bir önem taşıyor. Ben tekrar teşekkür ediyorum bugün burada bizlerle beraber olanlara. Toplantı boyunca da sizlerin değerli katkılarınızı ve sorularınızı bekliyoruz. Çok sağ olun. Dediğinde tam üye olması gerekiyor. Burada Sağlık Bakanlığı veya Cumhurbaşkanı veya Başbakan ne kadar girişimde bulunursa bulunsun, Türkiye tam Avrupa Birliği'ne üye olmadığı sürece diplomalarının eşdeğerliği otomatik olarak mümkün değil. Hatta şöyle ki, mesela Romanya ve Bulgaristan daha yeni girdi Avrupa Birliği'ne. Onların dahi burada Fransa'da bir takım kontrollerden geçmesi gerekiyor. Yani o anlamda söylüyorum. Fakat şu mümkün. Şöyle, ben Avrupa Doktor Federasyonu'nda Fransa temsilcisiyim aynı zamanda, sendikacı. O elde etmiş eşdeğerlik Avrupa'da size dolaşım sağlayabilecek. O konuda biz ancak burada çalışabiliyoruz. Yani Türkiye'deki diplomaların eşdeğerli değil, Türkiye'den gelen bir vatandaşımız, bir öğrencimiz İspanya'da, Romanya'da, Bulgaristan'da, İngiltere'de, Fransa'da o diplomanın eşdeğerliğini aldıysa onun Avrupa Birliği'nde 27 ülkede serbest dolaşımı mümkün olabilecek. Olabilecek diyorum çünkü her uzmanlık için falan hala geçerli değil. Ama mesela bir takım arkadaşlarımızın sorunlarını geçen senenin Ocak ayında bizzat Sarkozy'nin imzaladığı bir kararnamayla bu şekilde çözdük. Almanya'dan ihtisas alıp Fransa'da çalışmaya başlayabilen arkadaşlar. Yani bunun genel anlamda Türkiye baskıyla Avrupa Birliği'ne girmediğimiz sürece, fakat en azından Avrupa'da bir ülkede hak kazanmış vatandaşlarımızın Avrupa içinde dolaşabilmesi mümkün ve giderek daha da mümkün olacak. Siz o komisyon sınavları geçtiğiniz, ondan sonra komisyona giriyorsunuz. O komisyon sizin transkriptlerinizi alıyor. Evet, farmakoloji eksik, işte git yap bunu gel diyor. Fransa'da da aynı şey söz konusu. Türkiye'den gelen bir doktor bütün ihtisasını ya da işte uzmanlığını ya da tıp fakültesi ihtisasını orada yapmışsa buradaki sınava girebiliyor. Fakat bu Fransız devletinin isteği doğrultusu, kontenjanlar onların isteği doğrultusunda yarışmalı sınavla oluyor. Herkesin buna girme hakkı var. Fakat yine aynı şekilde yarışmalı bir sınav oluyor yeni gelen doktor arkadaşlar için. Ondan sonra yine aynı şekilde komisyon devreye giriyor. Yine transkriptlerimiz, yaptığımız çalışmalar o şekilde kabul edilebiliyor. Eskiden böyle 15 yıldır ancak Avrupa'daki doktorlar bile Fransa'da çalışma hakkı kazandı. Daha önce Fransa'da tıp eğitimini tamamlamamış, başlamış ve tamamlamamış birisi Fransa'da doktorluk yapamazdı. Bir kişi olarak konuşmak, tahmin ediyorum
bir Avrupa'nın Fransa'yı artık bu diplomaya işte değerli konusunda köşeye sıkıştırıp zorla ve bu bizim meslek kuruluşları, bizim derken yani Fransa'daki meslek kuruluşların yoğun muhalefetine rağmen kabul ettirdiği bir gerçek. Bu Avrupa'nın dayattığı kanunlar. Yani bunu duyduğun kişi yani üniversitede profesörden ben duydum. Bir zorlama olayı var. Bir de ikincisi demografik olarak doktor sayısı artık o numerus clausus'te damla damla verilen, çıkan, mezun olan doktor sayısı artık Fransa'da sağlık hizmetlerini karşılamaya yetmiyor. Bir zorlama da hayatın dayatması ikinci şey. Bunu belirtmek istiyorum. Mesleğin başkosunuza da teşekkür etmek istiyorum. Bu imkanı bize verdiğiniz için. Ayrıca da Serdar abiye de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten Strasbourg'daki Türk ve Fransız Doktorlar Birliği Başkan Yardımcısı olarak birkaç söz söylemek istedim. Ben farklı bir konudan bahsedeceğim. Bilgilendirme açısından size bir iki söz söyleyeceğim. Geçen sene Strasbourg çevresindeki Türklere yönelik, vatandaşlara yönelik güzel bir toplantı yaptık. Bilgi verme açısından artı sorumlu cevaplı olarak bunu da gerçekten altını çizerek söylüyorum. Çünkü çok çok önemli bizim için. Bu toplantı gerçekten çok güzel geçti ve bir ilk oldu Strasbourg bölgesinde. Daha edeceğim. Yusuf konuşur o diplomatın ve şekilde yapı tanınması gerektiğine işte uğraşıyoruz. Yani dediği gibi Serdar Bey geçen sene Sarkozy'nin imzaladığı bir genelgeyle Almanya'daki tıp fakültelerinden mezun olanlar Avrupa Birliği çerçevesinde burada da doktorluk yapmaya hak kazanmış durumdalar. İşte hanımefendiler de söylediler buradaki sıkıntının ne olduğunu. Çünkü seçmece insan aldıklarında bir kişilik, iki kişilik, üç kişilik kontenjan yapıp kendi adamlarını alıp ona göre şeyi kapatıyorlar. Halbuki çok yetenekli, çok akıllı, çok farklı deneylere sahip, deneyimlere sahip doktorlarımız var. Onlar burada rahatlıkla doktorluk yapabilirler ama dediği gibi şey müdürü, mevzuatın müsait olmamasını sağlıyorlar. Yani açıkçası o. Onun devamını getirmeliyiz ve böyle senede bir falan değil. Yani ben bunu en kısa zamanda yenilemek ve nasıl yapılacağını da işte Bülent Cumhur'un Trabzonlar Derneği'nde yaptığı gibi bir kariyer planlaması çerçevesinde mi yaparız? Yoksa bir üniversitenin amfisini tutarız, ondan orada bir yani sizlerin ders verecek şekilde slide gösterisi de falan yapılmasını mı sağlayacağız? Yani bunun kararını vereceğiz ve muhakkak derneklerimizin de mesela yardımcı olmasını sağlayabiliriz belki. Yani bunu Paris'te yaparız çünkü Paris'e gelmek kolay, Paris'ten gitmek de kolay. O yüzden Paris'te bir fakültede veya bir uygun bir amfide bu işin daha iyi organize edilerek yapılmasını sağlayabiliriz. Bu salonumuz bizim sadece. Bu amfilerde toplantıların yanında bizim vatandaşımızı 50 senelik tecrübeme dayanarak tanıdığımı zannediyorum. Bu arada vatandaşımızın ayağına da gidebiliriz. Bu dernekler olne mi olur, sarsel mi olur kendileri organize eder. Tabii bütün doktor arkadaşlar gelemez ama 2-3-4-5 tane kim nöbetçi değilse, kim diyelim imkanı varsa gelebilir. Çünkü bizim vatandaş ayağına gitmeden kıpırdamaz genel olarak. Ayaklarına gitmek de bana kalırsa bir solüsyon. İkinci problem, size bir ufak bir serzenişte bulunacağım. Şahsınıza değil. Fransız dahil bütün diyelim diş hekimlerine. Söyleyeceğim. Tamam. Hangi sezgen? Dilek Hanım. Dilek Aşkın 92'den geliyor. Anier Janille tarafından. Ahmet Acer kendisini tanıttı ama kendisini bir görün şimdi böyle boylu postu gördüğünüz gibi. Yine Strasbourg'dan geliyor. Doktor Barış Turak. Beyin cerrahı. Paris bölgesinden Saint-Anne'dan
Ali Bey Londra'dan geliyor, kendisini tanıttı. Arka sıralara geçiyoruz. Ta arkalara saklanmış arkadaşlarımız var. İlk önce size Doktor Serdar Bekley'i tanıtmak isterim. Kendisi Viyana'dan geliyor. Avrupa Türk Sağlık Elemanları ya sizde. Bezanson'dan geliyorlar. İsviçre sınırından. Kendisi Manisa'dan Viyana'ya, Viyana'dan buraya. Yani Viyana'da çok uzun yıllar hizmet etmiş bu doktorumuz. Benim çalıştığım hastaneden, Longemont'dan geliyor. Kendisi üniversitede araştırma görevlisi Bordo'da. Farmakoloji şeyinde, yani Türkiye'de de doçent olmuş durumda. Bordo'dan geliyor. Unuttuğum arkadaş varsa ayağa kalksın, hatırlatayım hemen. Kişi var, Nazmiye'yi Nazmiye'yi görmedim, pardon. Nazmiye Aras, kendisi Paris bölgesinden geliyor. Nazmiye de dahili mütehassısı. Çok ihtiyacı var. Yani sonuçta kendi hastanelerimizde, kendi servisinde onlarca ya da diyeyim daha fazla insanımız, gençlerimiz, çocuklarımız psikoloğa ya da psikiyatr arkadaşlara geliyor. Dile çok önem veriyoruz çünkü bir takım şeylerin ana bizim kendi mesleğimizden yani psikiyatri konusunda psikolog ve psikiyatri arkadaşlarımızla birlikte buradaki insanlarımızla yani buradaki Türk doktor arkadaşlarımızla birlikte en azından bilgilendirme açısında bir takım kologların düzenlenebileceğini düşünüyorum. İnsanlara en azından kendi mesleğimiz gençlerle, gençlerin buradaki fazla bir şey yok. Biz vatandaşın içinden olarak diyoruz. Birincisi biz size doktorların ulaşabilecek olduğumuz bir dernek. Yani derdimizi anlatacak bir derneğiniz var mı? Varsa biz onu bilmek istiyoruz. İki, acaba Türk doktorları Paris'te bir klinik açabilirler mi? Türkler için bence yani derdimizi anlatacak Türkçe, Fransızca sorun olduğu için en büyük sıkıntı o zaten. Şimdi bir jinoloğa gitmek için bayan çok büyük sıkıntı çekiyor. Dişçi kolay. Herkesin dişi ağrıdır. Ama öteki bazı sorunlar var. Bir ürolog, bir sürü sorunlar var. Bunları anlatmak için çok zor ya. Yani. Buradaki vatandaş da zaten taşradan gelen gurbetçi. Bu konuda biz işte birinci sorunuza yanıt olur. Evet, Kazım Karaduman Bey. Ve Ahmet Korkmaz, Dursun Sorak Beyefendi buraya bulundular. Efendim ben söz almamın sebebi buradaki dernekte dernek başkanlarına ve doktorlarımıza her zaman için kadınların rolünü hepimiz biliyoruz. Söylemeye gerek yok. Bunun için yani çocukların eğitimde hepimiz biliyoruz buradaki zorlukları. Biz kadın olarak bunu... Daha önceden Santa Minkowska denilen bir yerde bir konsültasyonu yapıyordum. Şimdi orayı bıraktım. Santa Medikopsikolojik Angen'de bir tür konsültasyonu açtık. Özellikle çocuklar ve ailelerin için. Bunun dışında gerek psikolog sayesinde için bence her şeye rağmen başarılı bir toplantı. Çok 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 teşekkür ediyorum. Bu bir ilk. Diğer dernek başkanı, derneklerin biraz vurgu yapmak, somutlaştırmak açısından çeşitli derneklerimizden teklifler geldi. Biz hazırız dediler. Sarsel bölgesinden Sivaslar Derneği, eminim Trabzonlar yine gönül uygunsa bize ulaşmalarını bekliyoruz. Diyecekler ki biz şu tarihler için şöyle bir salon ve bu kadar kişilik bir toplumumuzu bir araya getirmek istiyoruz. Doktorlarımız da aracı olarak bize ulaşmanı sağlar mısınız? Biz bunu aldığımız zaman Serdar Bey ve sizin görevlendirdiğiniz arkadaşlarla doğrudan temasa geçip dernekle doktorlarımız arasında direkt temas sağlayacağız. Organizasyon sizin. Oraya gelip vatandaşlarımızı aydınlatmak, bilgilendirmek doktorlarımız. Bilmiyorum ama bugünkü bu toplantıyı bize organize etme imkanı veren Sayın Başkonsolosumuza ve bu organizasyon için çok çalışan değerli meslektaşım Serdar Dalkılıç'a ve bizde bazen tıp kongrelerinde de maalesef fazla şey olmaz, bazen katılım olmaz. O zaman denir ki katılımcı adedi mühim değil, katılımcıların kalitesi mühimdir. Ben de bu akşam bu katılımcıların kalitesi yüksek olduğu için ve katıldığınız için hepinize en derin teşekkürlerimi sunuyorum.